Merhabalar, ben astrolog kain Şahin Sarsu. Bugün size astrolojiden, doğru bilinenlerden, yanlış bilinenlerden bahsedeceğim. Merkür bir ileri, bir geri, bir sağa, bir sola gitti, anamızı s*** Geçtiğimiz aylarda. Ama artık rahata çıkacağız Allah'ın izniyle. Şimdi astroloji nedir? Astroloji insanın gerçeğidir. İlim ve bilim bunu açıklayamaz. İnsanlık astrolojiyle yönetilmeli. laiklik demokrasi, otokrasi, krallık bunlar boş şeyler. Yahu kitapta yazıyor kitapta. Bak 12.90'a. Alabilirsiniz. Astrolojik hükümlere göre yönetilmediği zaman insanlık hep kaos içinde kalır. Şimdi önümüzdeki aylar içerisinde burçlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ön ayak olacağım, lideriniz olacağım, padişahınız olacağım. Bundan sonra benden habersiz tuvalete bile gitmeyeceksiniz. Hadi başlayalım o zaman. Kova ve Başak ile ilgili başlayalım. Belediye'yi şimdiden uyarıyorum. Temmuz ayında Kovalar aşkı bulacak, dışarıya çıkacak, kabuğuna sığamayacak. Bu da ne olacak? Tüm şehir kayganlaşacak, kovalar taşacak. <laughs> Gelelim boğaya. Haziran'ın başı gibi, Temmuz'un sonu gibi boğaların boynuzlarında ufak bir kaşırtı olacak. Yani eşi boğa olanlar, sevgilisi boğa olanlar dizginlesinler. Bağlasınlar ipi, sıkı tutsunlar. Bakın eğer bırakırsanız maazallah boynuzunuz kaşınabilir. Kurbanda görüyorsunuz. Boğa ipi bir kopardı mı gidiyor. Kopartırtmayın ipi. Tutun. Söylüyorum ben. Haziran gibi koçun inadı aslanı parçaladığı zaman yengeçler yan yan giderek onlarla dalga geçecek. Ama onlar için de bu ay küresel ısınma kadar sıcak geçecek. Balık burçlarının yumurtaları kendi içlerinde yengeç ile muazzam bir aşk başlayacak aralar. Çünkü ikisi de deniz mahsulü olduğu için birbirine yakın burçlar. Biliyorsunuz yeni bir güncelleme ile yılan burcu eklendi. Daha tam güncelleme olmadı. Güncelleme geldiği zaman hem buraya hem size koyacağım. Pardon anlatacağım. Ama şunu diyebiliriz. Sürüngen familyasından olduğu için eklenti geldiği anda akreplerle daha iyi anlaşacaklar. İkisi de zehirli. Birbirini zehirleyecekler. Böylelikle diğer burçlardan uzak duracaklar. Terazi burcuyla Başak burcu önümüzde ki 3 ayın en sevişken burçları olabilir. Biliyorsunuz. Başak sömek verir, terazi taksimata böler, krama böler. Bir deyim vardır. Burçlar bir koku olsa ikizler bok kokar, yay da onları olabildiğince uzağa atar. Yani demem o ki ikiz olan her şeyden uzak durun. İkizlerden uzak durun. Şimdi oğlaklarla ilgili de bir şey diyeceğim. Bu kadar dürüst, bu kadar erdemli, bu kadar insan olmayın. Siz yaşamayı hak etmiyorsunuz. Geberin amına koyayım. Bu kadar basit. Dürüst olmayın ya. Ay ile Merkür'ün aynı hizaya gelip karşılıklı adeta kons gibi fingirdeştiği şu dönemde insanlığa istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Özellikle politikacılar için bunu söylüyorum. Ne tarz kararlar alırsanız alın, ne tür kötülük yaparsanız yapın halk bunu tiye alacak, dalgaya vuracak, gülüp geçecektir. Ne olacak? İstediğinizi yaptırmış olacaksınız. Küçük bir dipnot. Astrolojide genel burçların birçoğunu hayvanlar oluşturuyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi en çok bilinen hayvan maymundur, ayıdır, keçidir, koyundur, domuzdur. Bunlar niye yok? Niye yok sizce? Ben biliyorum niye yok. Gelecek bölümlerde de bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi güneşteki patlamalardan dolayı önümüzdeki aylarda çok büyük elektrik kesintileri olabilir. Bu astroloji değil benim fikrim. Bundan sonrası çok omelli. Gel git haftası bitti nihayet. Ama insanlar bundan sonra birbirinin götünü kollayacak, götünü dikizleyecek. Dikizlemeyelim, kendimize hakim olalım. Şaplaktır, avuçlamadır falan bunlardan uzak duralım. Dürtülerimizi kontrol edelim. Bir de bu yıl içerisinde durduk yere ortada hiçbir neden yokken tüm burçlar çekebilir, çekmeyelim. Lütfen. Yavaş yavaş sona gelirken unutmamanız gerekir. Gökyüzü bize her şeyi söylüyor. Yeter ki anlamasını bilelim. İnsan olun diyor, insan gibi yaşayın diyor, adam olun diyor. İçmeyin kardeş, zarar veren şeyleri yapmayın kardeş diyor. Hani utanacağımızı bilse yüzümüze tükürecek ama biz onu da yağmur zannederiz. Hoşça kalın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle.